ordunun dereleri aksa, yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Adına türküler yazılmış olan Çepniler diyarı ordudayız. Doğu Karadeniz'in bu güzel şehrinin Mesudiye ilçesine bağlı Herközü mahallesini ziyaret edeceğiz. Adım adım gezeceğiz, bol bol sohbetler edeceğiz ve doğanın eşsiz güzelliklerine şahit olacağız bu güzel mahallede. Burası Herközü Mahallesi. Ordu il merkezine 110 kilometre, Mesudiye ilçe merkezine ise 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kuş bakışı geziniyoruz mahallenin üzerinde ve gözlerimiz bayram ediyor. Rüzgar zaman zaman sert esip fırtınalar yaratırken, kimi zaman da meltem olup serinletiyor bu diyarları. Yeşilin ve kahvenin tonları arasında gönlümüz huzur buluyor. Dağların ötesine sisin çöktüğü bir günde vardık. Başı dumanlı dağlar tüm güzelliğini sergilemiş olarak karşılıyor bizi burada. Yemyeşil dağların yamaçlarına kurulmuş çok ama çok güzel bir mahalle burası. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olarak devam ediyor Herközü'nde. Ayrıca fındık üretimi konusunda da bayağı yol kat etmiş mahalleliler. Mahalle hakkında ilk elden bilgiyi almak üzere muhtarımız Olgun Yıldırım'a bırakıyoruz sözü. İki tane mahalleyiz. Herközü Mahallesi, Maden Sokak olarak geçiyoruz. Aşağı yukarı 200 hanelik bir köyümüz. Vatandaşlarımızın çoğunluğu İstanbul'da. Yazlık sezonumuz vardır. Köyümüzde doğal olarak çok harikadır. Kışları az oluyor ama yazları kalabalık oluyoruz genelde. İki tane camimiz var. Herközü Merkez Camimiz var. Maden Merkez Camimiz var. İki tane camimiz var. İki tane imamımız var. Önceden camimizin altı kiliseydi. Sonradan biz camiye çevirdik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız yardımıyla, belediyemizin yardımıyla. Çocuğun azlığından dolayı taşıma sistemiyle merkezde Mesudiye'mizde okuyor çocuklar. Mağara altı olan yerimiz var. Orada işte mağaralarımız var. Önceden maden işletmesi çalışan ocaklarımız var yani. Ama tabii ki depremden dolayı şu anda ağızları falan kapandığından dolayı şu anda hiç çalışma da yok. Tabii ki yani herkesin gezmesini isteriz yani gelip gezmelerini isteriz. Turizm açısından yayla şeklindedir köyümüz. Hani Herközü köyümüzde maden sokağımız çok gezilecek yerleri vardır. Güzelliğiyle görenleri büyülüyor bu eski ev. Tipik Karadeniz mimari yapısıyla fark yaratıyor adeta.
yılların aşındırdığı pencereler üzerindeki çizgilerle öylesine bütünleşmiş ki tarihin satırlarını oluşturmuş gibi bir şeyler anlatıyor bize. Eski evlerdeki anıları yaşatmak, onlarla birlikte yaşamak ne kadar güzel. Nihayetinde insan bir gün ebedi istirahati için toprağa uzanır. Bütün dertlerini, üzüntüleri, tüm yaşanmışlıklarını toprağa teslim edin. Burada yatan ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Herközü Mahallesi Eski İlkokulu 1950 yıllarında yapılmış. Şu an kapalı durumda. Okul bahçesindeki oyun parkı ise çocukların renkli dünyası, mutluluk alanı. İstediğinizde oturup keyif yapacağınız bir de çardak var burada. Herközü Mahallesi'nde Merkez Camii ve Maden Camii olmak üzere toplam iki cami bulunuyor. İlk olarak Maden Camii'ni gösterelim sizlere. Maden Camii'nin altında eskiden kilise varmış. 1939 yılındaki Erzincan depreminde yıkılmış bu kilise. Daha sonra kalıntılar restore edilmiş. Alt kat kilise özelliğini korumaya devam ediyor. Üst katsa camiye dönüştürülmüş ve ibadete açık hale getirilmiş. Herközü Mahallesi Merkez Camii'ndeyiz. Besmele ile girelim içeriye. Çini taş işlemesiyle süslenmiş duvarları pencerelerden sızan ışıklar aydınlatıyor. Minberi ise ahşaptan bu caminin. Görmüş olduğunuz mağaralar eski zamanlardan kalan maden ocaklarıymış. Tonlarca maden çıkarılmış bu tüneller şimdilerde işletmeye kapalı durumda. Zamanla mağara girişleri de kapanınca içeriğiyle olan ilişik tamamıyla kesilmiş. Hacı Yılmaz'ın yaşı 70'in üzerinde olmasına rağmen yüzü ay gibi parlıyor. Bakalım neler yaparlarmış eskiden buralarda. Gençliğimizde biz de önceden hayvancılıkla, reşbellikle uğraşırdık. Efendim ilkokulu da sorarsanız ilkokulu ben Mesudiye ilçemizde okudum. Rahmetlik babam beni bu köylerde, çevre köylerde okul yoktu. Babamın da mali durumu iyiydi. Beni rahmetlik babam Nur'da yatsın beni Mesudiye'de okuttu. 5. sınıfı bitirdim. Yani ileride yani devam etmedim yani. Babam okuyordu beni. Durum iyiydi. Ben kendim okumadım. Elektrik yoktu. Gaz lambası vardı. O zamanki 14 numara, 5 numara, 7 numara lambalar vardı. En büyüğü 14 numaraydı. Elektrik köyümüze geldiğinde çok memnun oldum.
Allah razı olsun, buradaki muhtarımız vardı mahallemizde, Cumali Sarıgül, suyumuzu, efendim elektriğimizi yani onun sayesinde geldi. Ve şimdiki bu muhtarımız da Olgun Yıldırım elinden geldiği kadar yollarımızı parke yaptı. Sağ olsun belediye başkanımız da yardım etti, İsa Bey. Ayakkabı vardı Mesudiye'de, çapla dediler, Kabaralı çapla. Hasan Usta vardı, rahmetli babam bana Kabaralı şapla ayakkabı giydirdi. Lastik bulamayanlar vardı, ben ayakkabı giydirdim. Nur'da yatsın babam, anam. Önceden saygı sevgi çok vardı. Şimdi saygı sevgi olsa da çok, o kadar yok. Biz büyüklerimizin yanında mümkün değil konuşamazdık. Sigara falan içemezdik. Yani gerçi içmiyordum ben de. Yani bizim gençliğimizde büyüklerin yanında sigara falan yoktu. Büyüklerin yanında konuşma yoktu. Büyükler söz verirse biz konuşurduk. Ben görücüsüyle evlendim. O zaman öyle sevme falan yoktu. Birbirimizi görme yoktu. Büyükler giderdi, anlaşırdı, konuşurdu. Ve o nişanlı olduğun zaman evine gelene kadar ne kız o oğlanı gördü, ne oğlan kızı görürdü. Biz de öyleydi önceden. Ama şimdi öyle değil. Şimdi kol kola geziyorlar. Öyle şey yok. Cundalı balkonlar, ağaç direklerinin üzerine kondurulmuş ahşap evler, kuş yuvası kadar güzel görünüyor. Lahanalar gül gibi açmış bahçelerde. Güzelliğiyle göz kamaştıran beyaz papatyalar, nasıl da yakışmışlar bu yamaçta. Her daim buz gibi su akar köy pınarlarında. Bazen çeşmebaşı sohbetlerine koyuluruz, bazen de eski anılar canlanır gözlerimizde. Yaşlanmanın ve yalnızlığın son yolculuğa uzanan hikayesi bu sanki. Umarız hiç kimse yaşlanınca yalnız kalmaz. Her zaman çevremizde bizi seven, saran insanlar olur. Masala benzeyen gerçeğin büyülü görüntüsü gibi eski taş evler ve bu evleri birbirine bağlayan kırık dökük dar merdivenler. Hayvanların boynundaki çan sesi onlara ne kadar yakışıyor değil mi? Çok güzel ve uzun süreli ötebilen bir horoza benziyor bu. Sanki biraz da dövüşçü gibi görünüyor. Geleneksel köy evleri geçmişten günümüze kadar tarihi ve kültürel bilgileri taşıyorlar bizlere. İşte karşımızda bir örnek. O zamanın zor koşullarına göre inşa edilmiş olmasına rağmen zarif işçiliği ve muhteşem güzelliğiyle sergiliyor kendisini. Yüzyılların izlerini üzerindeki çizgilerde saklayan ahşap kapılar. Teker teker inci gibi dizilmiş taşlar anılarından ve muhteşem güzelliğinden asla vazgeçmiyor. Biz de vazgeçmedik ata topraklarından, baba ocağından. Beykoz'dan getirdiğimiz selamları yerlerine ulaştırdık. Güneşli ve güzel bir günde gezdik Herközü Mahallesi'ni. Çeşmeleriyle, tarihi yapılarıyla, muhteşem doğasıyla çok sevdik Herközü'nü ve buranın misafirperver insanlarını. Dönüş yoluna koyulmadan önce muhtarımız nezdinde bizi karşılayan ve ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz.
Hoşça kal ordu. Hoşça kal Mesudiye. Hoşça kal herkes.